Merhaba arkadaşlar, Frame 1.8'den Ulaş. Ben tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size bir Minecraft Survival Guide düzenlemeyi düşündüm. Birkaç parça halinde yapacağım sanırım bu videoyu. Yani Survival Guide nedir? Minecraft dünyasında nasıl hayatta kalacağınızı anlatacağım. Hatta Minecraft nedir onu anlatacağım. Biliyorsunuz ortalıkta bir Minecraft çılgınlığı var bir süredir. O yüzden daha fazla oyalanmayıp hemen oyunumuza giriyoruz. Yeni bir dünya yaratacağım. Yeni dünyamızın adı kısaca zürafa olsun arkadaşlar. Ve evet, dünyaya dalıyoruz. Oyunun amacı sizi ıssız bir adaya, bir dünyaya daha doğrusu bırakıyorlar arkadaşlar. Ve bu dünya her seferinde random olarak, yani rastgele olarak tekrar tasarlanıyor gördüğünüz gibi. Amacınız burada hayatta kalmak. Çünkü geceleri hiç hoş olmayan yaratıklar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu ıssız adaya yanınıza 3 şey alarak başlamıyorsunuz. Tamamen boş ellerle dalıyorsunuz bu adaya. O yüzden hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi ağaç yumrukluyoruz. Ağaç bu oyunun başında toplamanız gereken en önemli materyal arkadaşlar. Evimizi bundan inşa edeceğiz. Bundan kendimize ışık kaynağı alan meşaleler yapacağız. Bundan bizim kömür, taş vesaire çıkarmamız sağlayacak belli bir takım aletler yapacağız. O yüzden hemen ağaç çıkarmaya başlıyorum ben. Ağaç yumruklayarak kesiyorsunuz. Bu oyunda gördüğünüz gibi her şey bloklar halinde. Yani çok fazla grafik tutkunuysanız muhtemelen bu oyundan hiç hoşlanmayacaksınız. Ama bir şeyler yaratmayı seven bir insansanız, yapmayı, yıkmayı, bu oyunun ekstradan hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Başlangıç için iki ağaç kesmek herhalde yeterli olacaktır diyorum. Bakalım. İki ağacımızı kestikten sonra şöyle başlangıç yerimizden çok da uzakta olmayan güzel bir alana ilk evimizi yapalım. Mesela burası uygundur. Arkadaşlar biz yürüyeceğim. Fakat bir kömür lazım olacak. Kömür ne işelim? Kömürden meşale yapıyoruz arkadaşlar. Ve meşale bir ışık kaynağımız. Meşalelerin olduğu yerde yaratıklar spawnlanıyor. Yaratıklar canlanıyor şekilde. Bu demek oluyor ki elimizde özellikle bol bol meşale koyacağız ki... Kendi savunum. Meşaleler genelde bu kayaç yüzeylerin üstünde ve yüzeyden çok da dışarıda olmayan yerlerde oluyor. Tabi yer altında da bulmak mümkün ama şu an pek yer altına inemeyeceğimiz için neyse. İlk önce kendimize bir alet kutusu yapacağız arkadaşlar. Bu oyunda size hangi item'ı, yani hangi aracı nasıl yapabileceğiniz herhangi bir şekilde öğretilmiyor. Bunu siz tamamen kendiniz deneyerek bulmak zorundasınız. Ben size tabi öğreteceğim. İlk önce kestiğimiz odunları bu şekilde işliyoruz arkadaşlar. Evet, 48 tane işlenmiş odunumuz oldu. Daha sonra bunları yan yana getirerek çubuk inşa ediyoruz. Çubuk ne işe yarıyor? Arkadaşlar yaptığımız bazı araçların gövde kısmını oluşturuyor. Meşale gibi veya bir balta gibi araçların. Ve crafting table, yani bir çeşit iş masası, torna tezgahı diyebileceğimiz masadan yaptık. Şuraya bir yere yerleştiriyoruz. Ve hemen ilk eşyamızı yapalım. İlk yapmak istediğim şey bir adet tahta şey, neydi bunun adı? Arkadaşlar bu arada Türkçem o kadar kötü ki, yani pickaxe diyeyim. Kendimle gurur duydum şu an. Utanmadım dersem yalan olur. Bir tane orak yapıyoruz kendimize. Orak arkadaşlar ekin ekmeye yarıyor ve bu oyunda yiyecek çok önemli. Hemen bir tane tahta kılıç yapıyoruz kendimize çünkü kendimizi savunmamız gerekiyor. Çok güçlü bir kılıç değil ama en azından bizi bir gece hayatta tutar. Başka kürek nasıl yapıyorduk? Onu unuttum. Kürek nasıl yapıyorduk? Hadi bulalım. Sanırım tek koyduk. Kürek de şu işe yarıyor. Toprağı kürekle kazmak, pickaxe kazmaktan daha mantıklı bir hareket. Yani kazmayla kazmaktan daha mantıklı bir hareket arkadaşlar. Birer tane yaptım fakat bunlar yeterli olmayacak. Çünkü bu oyunda kullandığınız eşyalar bir süre sonra kırılıyor arkadaşlar. Çok fazla kullanmaya gelmiyor onları ve acil kömür bulmamız lazım. Kömür bulamazsak yine bir çaremiz var fakat sıkıcı bir çare. Açıkçası yapmak istemediğim bir son hareket olarak söyleyebileceğim bir şey. Kendimizi
çok dar bir alana hapsetmek zorunda kalıyoruz. Herhangi bir yaratığın canlanamayacağı kadar dar bir alana hapsetmek zorunda kalıyoruz. Fakat kömür bulduk. Şanslıyız diyebilirim. O kömüre yol yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Shift tuşuna bastığınızda arkadaşlar köşeden düşemiyorsunuz herhangi bir şekilde. Bir nevi karakterimiz daha dikkatli yürümeye başlıyor. Shift'e basarak kendimize kömüre doğru giden bir yol inşa ediyoruz. Kömürümüz tepede. Bu gravel denen şey arkadaşlar altından kazdıkça düşen bir madde ve hemen hemen hiçbir işe yaramıyor. Sadece içinden çakmak taşı çıkıyor. Bizim çakmak yapmamıza yarayacak daha sonra. Ve şöyle bir şey var. 1.5 update'inden beri, güncellemesinden beri diyeyim, kömür yerine ağaç yakarak, ağaç kömürü elde ederek bunu da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Balta yapmadım, bu yüzden şu ağacı yine yumruklayacağım. Tahta her zaman lazım oluyor. Bu yüzden olabildiğince tahta toplamakta yarar var. Güneşin yerinden anlıyoruz bu arada, henüz saat yapamadığımız için. Gecenin ne zaman olacağını güneşin konumundan anlıyoruz. Güneş şu an görüldüğü üzere tam tepede. Bir gün yaklaşık 14 dakika sürüyor arkadaşlar. Yaklaşık, hani bu kaba bir hesapla. Ve buna göre hesaplayacağız artık güneşin ne zaman batacağını. Gördüğünüz gibi tavuk var. Bunlardan yumurta çıkıyor ve daha sonra kek yapımına yarıyor yumurtalar. Gördüğünüz domuzları öldürün arkadaşlar. Onların içlerinden çıkan etleri pişirip kendi yemeğimizi yapıyoruz. Ben bu alana ilk evimizi kurmaya başlıyorum. 4, 5 sanırım 1, 2, 3, 5 karelik, 6 kare yapalım. Bir yer bize en azından başlangıçta yeterli. Evet. Devam edelim yani inşa etmeye. Hani en azından barınak şu an ihtiyacımız olan. Hani başımızı sokabileceğimiz bir yuva. Gördüğünüz gibi çok fazla tahta ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar bu yaparken. Bu yüzden dediğim gibi evimizi inşa ederken çok fazla tahta ihtiyaç duyacağımız için yapabildiğimiz kadar evet, devam ediyorum. Sanırım 3 blok yukarıya şimdilik en azından bu aşamada bize yeterli olacaktır. Fakat muhtemelen benim tahtam bunu bitirmeye yetmeyecek arkadaşlar. Toprakla en azından başlangıçta kapayabilirim evin tepesini. Ya da benzeri, hani şuradan hemen ağaçta kazabiliriz. Gördüğünüz gibi hani dedim ya, grafiklere çok önem vermeyen, aksiyon arayan oyuncular için pek iyi bir oyun değil. Fakat sakinleştirici bir yönü de yok. Şöyle söyleyebilirim. Geceleri gerçekten ortalık korkunç oluyor. Yani şu kare grafiklere rağmen ortalık gerçekten korkunç oluyor. Ve bu arada evimize bir giriş kapısı inşa edelim. Arkadaşlar eve giriş için 2 kare boyutunda bir yüzey yeterli olacaktır. Hemen yere bir parça toprak atıp yukarı çıkıyoruz ve evimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Sanırım çatıyı kapatamayacağız elimizdeki odunla. Bunu artık toprakla tamamlayalım şimdilik diyorum. Çok fazla hani estetik kaygıyla inşa edemeyeceğiz evlerimizi. Çünkü gece olduğu zaman ortalık pisleşecek. Ve bu kalan odunu da kapı yapmak adına kullanmak istiyorum. Bakalım nasıl inşa ediyorduk kapı? Sanırım böyle. Arkadaşlar oyunda inşaat olayı yapmak istediğiniz nesnenin cismine göre. Yani bir kapı yapmak istiyorsunuz. İşte ben 6 tane tahtayı buralara yerleştirdim ve bir kapı şekli yarattım. Böylece evimi temelde inşa etmiş oldum. Sanırım bir kat daha çıkıp çatıyla kapatmamız gerekecek evimizi. O yüzden hiç oyalanmadan devam edelim. Evime giriyorum, kapımı kapatıyorum ve hemen
çatımı inşa ediyorum. O kadar da yükseğe çıkmama gerek yokmuş. Hatta çatıdan önce şöyle yapalım. Hemen kendimize biraz meşale yapalım. Meşaleleri böyle rastgele dizsek sanırım şu an için bizi yaşatır diyeceğim. Arkadaşlar meşaleler herhangi bir şekilde sönmüyor. O yüzden hani rahat olabilirsiniz bunları yerleştirirken ve yapmak gerçekten kolay ve gerçekten bolca yapabileceğiniz bir araç. O yüzden yapmaktan ve kullanmaktan çekinmeyin. Çünkü bu oyunda ışık her şey. Işık hayatınızı kurtarıyor. Ve evet, gecenin karanlığında artık yaratıkların çıkabileceği kadar karanlık olmuş. Gecenin karanlığında dışarı çıkmayı çok tavsiye etmiyorum. Evimize kapanıyoruz. İşin sıkıcı kısmı, hoşlanmayabileceğiniz kısmı burada başlıyor arkadaşlar. O da geceleri çok fazla bir şey yapamayacak durumda olmanız, en azından oyunun en başında. İlerleyen zamanlarda gece vakti kendinizi madenlere veriyorsunuz. Hani maden topluyorsunuz falan bir şekilde o şeyi çıkarıyorsunuz geceyi. Hani o sıkıcılığı gideriyorsunuz ama başta gerçekten yapabileceğiniz pek bir şey yok. İlk geceyi atlatmaya bakacaksınız. Ve dışarıda kalan yaratıkların sabah yanarak ölmesini bekleyeceksiniz. Evimizin altına boş durmayıp bir maden kazalım. Arkadaşlar hiçbir zaman direkt aşağıya doğru kazmayın. Çünkü bir lav çukuruna veya bir zindanın içine veya dünyadan aşağıya düşebilirsiniz. Çok riskli bir hareket. Mutlaka aşağıda ne var bakıp öyle kazmakta yarar var. Bu yöne doğru devam edelim. Ve maden kazdıkça arkadaşlar ışık koymayı unutmayın. Çünkü ışık koymadığınız yerde yaratıklar ortaya çıkacaktır. Mesela ilk ışık kaynağımı buraya yerleştirmek istiyorum. Elimde çok fazla ışık yok. Işığı dikkatli kullanacağız. Taş bu kazdığım madde arkadaşlar. Taş da yine bina yapımını arıyor. Hatta daha sağlam, patlamalara daha dayanıklı binalar yapıyorsunuz. Patlamaya daha dayanıklı binayı ne yapacaksınız? Hani demiştim ya, geceleri de çıkan yaratıklar var ve gerçekten tehlikeliler. Patlamaya dayanıklı bina en azından yaptıklarınızın bir anda yok olmasını, bu yaratıklar karşısında yok olmasını engelliyor. Ve arkadaşlar taşı mutlaka bir kazmayla kazın. Çünkü elinizle kazdığınız zaman düşen materyali alamıyorsunuz. Taş ve benzeri, yani kömür, taş, kristal, benzeri madenleri. Kazmaya devam ediyoruz. Ve sanırım pikeksimiz ölmek üzere artık. Gördüğünüz gibi pikeksimiz öldü. Buraya kadar kazabildik. Olsun, yine iyi bir mesafe indik. Bir mağaraya toslamaya çalışacağız arkadaşlar, bu madenden ileri doğru gidip. Mağaralar genelde kaynak depoları ama aynı zamanda yaratık depoları oluyor. O yüzden biraz da dikkatli olacağız tabii. Altımızdaki kil yüzeyi, yani gravel'ı kazıyoruz. Yukarı çıkan bir yol inşa edelim kendimize. Madenimize daha sonra tahta topladıkça bir merdiven inşa ederiz ve hani şu kötü görüntüyü ortadan kaldırırız. Hatta muhtemelen evimiz burası olmaz. Burası bir çeşit sığınak gibi kullanılır. Ve hani madenimizin girişi olur burası. Dışarıdaki yaratıkları size göstermek isterdim fakat kapımızın önünde bir tane yok. Seslerini duyuyorum ben. Neyse, o zaman sabah olunca videomuza devam edelim.